hesaplamış. Ama kendi beyanlarında 1 milyonluk beyan var. Güzel olur, çok günahı geliyor. 1 milyonluk beyanı var ama 10 milyon satış yapmış piyasaya. Siz de o firmadan 800 milyon alış yapmışsınız. Yırttım. Evet. Ne savunacaksın? O beyan ettiği 1 milyon var ya. O benim de 800 milyon. Ben aldım o 1 milyon içerisinde almıştım. Aksine bir ispatı olmadığı müddetçe o dava zaten en sıkıntılı vergi teklifi raporları yani bozulma olur. Kısmen sahte, kısmen gerçek diyor. Şu satışları gerçektir ve şu satışları sahte diyor. Belki gerçek. Olmadığını sen vurdun. Evet. Bir de vergiler isyanı düzeltme yazısı gönderiyor ya işte bu olayın gerçekliğini ispat edin veya beyanlarını düzeltin. O yazıdan sonra pişmanlıkla beyanları kabul olmuyor. Çünkü inceleme başlamış gibi oluyor. Orada veriyorsunuz düzeltme yapmaya. Pişmanlıklar verirseniz pişmanlık hükümlerine satış yapmak. Orada da zorlama bir yoruma gitmişler. Ama tespit bir şey başlamış yani. Ben buldum yani, diyor, neyi pişman ediyor. Ben yakaladım seni diyor. Ben uyardım seni. Ben öyle bir uyardık yapmaya kalktım. Ben de yapmıyorum. Bu vergi inceleme raporlarının sonucunda meslek mensuplarına hangi yerlerde sorumlu çözülebiliyor? Şimdi öyle bir şey ki, mesela bir uygulama ki. Dediğiniz şey, ikili İkişlerde de karşılaşılan bir şey. Şu an bunun için bir kriter yok. Bir günlerde çalışmaları sırasında sahte belge düzenleyen firmaların meslek mensupları içinde bir bölüm raporda açın diye uyardılar. Böyle bir uygulama yapmayı düşünüyorlardı. O herhalde daha şey olmadı. Bu meslek mensuplarının sorumluluğu ile ilgili de bir yönerge çıkartılması planlanıyor. Çıktı. Yönerge çıktı. Evet. O yönerge çalışması şeydi. İnceleme elemanı meslek mensubunun sorumluluğunu tespit ederse raporda ona bahsedecek, mali yönden sorumluluğu varsa raporda bunu anlatacak diyordu. Disiplin yönden ne varsa oraya gönderecek diyor. Ama bu kriterleri çok şey. Üç bölümden düşünüyor önemli. Bir sorumluluk raporu yazılıyor meslek mensubuna. Evet. Mali sorumluluk raporu yazılıyor. Cezai sorumluluk raporu yazılıyor. Yani mesleki anlamda, mesleki faaliyetle ilgili sorumluluk varsa bunu sorumluluk raporu olarak yani iştirak etmişse kısmen bu cezayı gerektiriyorsa savcılığa ayrı bir raporla bildiriyor ya da odaya bildirildiğinde bulunuyor mesleki anlamda bir sorumluluk varsa üç tarz bir sorumluluk raporları yazılıyor ve onun örgünü yayınlandı şu an. Orada bir zorlama daha var. Mali sorumluluk için ayrı bir rapor demiş. Şimdi tebliğ eski bir tebliğ gerçi güncelliği var ne de orada mali sorumluluk için raporun ayrı bir yerinde bahsetmemiz yeterli demiş. Burada bir yönergede ayrı rapor yazdırması biraz daha şey, yanlış aslında. İnceleme elemanı bunun için meslek mensubunun savunmasını almak zorunda. Sizin savunmanızı almak zorunda, savunma hakkı kutsaldır. Cezai ve mali sorumluluğunuzu, disiplin sorumluluğunu dile getirebilmesi için bir ifade tonuna bağlamak zorunda. Eğer ifade tonlarla karşılaşıyorsak demek ki böyle bir şeyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek olacaktır. Şimdi burada ikili ilişkiler devreye girebiliyor. Girebiliyor. Bu satırda girebiliyor. Yüzde kaç oranın bu işte var mı? Efendim? Yüzde kaç oranın bu işte? 80. %80. Evet. Başka sorusu olan? Teşekkür ederiz. Yok, yok rica ederim, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Burada mısınız siz? Ben yeni ofisimize taşınıyorum, kartımı vereyim size. Efendim iyi olur. Tamam, tamam. Peki yeni ofisler zaten. Etiler tarafına gideceğiz. Aynı şey. Çok inceleme işi var Mustafa abi. Çok inceleme çok teşekkür ederim. Mustafa teşekkürler. Ağabeyim çok sağ olun. Kıpırış konuşması yapacak mısınız? Hı hı. Üstad ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. İnşallah faydası olur. Oldu ve tahminince herhalde bu Haziran eğer bu incelemeler sıklaştıktan sonra belki sizden tekrar... Mesela her çağırdığınız misafirlerde hep bizim kurumsal pozisyonumuzdaki insanlar geliyor. Biz hep böyle iyi haber verebilecek insanlar da çağırıyoruz. Mesela? Sevinelim biraz, gülelim manası var. Ben arkadaşlar tenzih ediyorum, manada güzel bilgiler var ama hep her şey muhasebeciler, hep balta gibi yani. İşte şu, işte bu falan. Bir de bir güzel sözler diyecek gibi daha büyük de. Bu kadar şey, biliyorsun maalesef de giriyoruz yani ihtiyacımız var. Motivasyona ihtiyacı var diyor. Yazı güzel geçmek. Tamam, o zaman özellikle.
konu hakkında herhalde paylaşmak istediğiniz varsa hoşlanmıştır. Sizlerin de ayağına sağlık. Teşekkür ederiz sizleri yalnız bırakmadığınız için. Bir zamanda tekrar görüşmek üzere. Hatta Ramazan'da da bir iftar yemeğinde buluşmayı planlıyoruz. Şimdi onun da haberini verelim. Evet, kahve içeriz herhalde çıkmadan. Ya sigara içenler vardır. Kahveyi bahsettiğinizde daha önce olmaz mı? O da olur. Da olur. Neden olmasın? Kullanıyor musun sigara? Tamam, o zaman ben de çıkartayım. Gel abi. Usta teşekkürler.